Selamlar, bayanlar, baylar, sevgiler, saygılar herkese. Bu programda konu başlığımız neden her şeyi gizliyoruz, saklıyoruz? Elbette ki bütün doğrular her zaman, her yerde söylenemiyor. Her zaman doğru söyleyiciler olmalıyız. Fakat her doğru her yerde söylenemeyeceği gerçekliği de var. Acaba bütün toplumun, sosyal hayatın her kademesinde, İş hayatlarında, özel hayatlarda, kamu alanlarında sürekli insanlar bir şeyleri gizleme çırpınışı içerisine neden gerek duysunlar? Birilerinden mi korkuyorlar? Sindirilmiş mi kamu alanı, iş hayatı veya diğer şeyler? Yoksa geri kalmış, gelişememiş, orman kanunlarında yaşam süren, medenileşememiş, olgunlaşamamış, hiçbir konuda kendi zenginliğini ifade edememiş birey ve toplumlar, kendi egolarına çiçekler ekemeyen, ego çukurundan çıkıp egosunu aşamayan, yüksek hedefler ve idealler doğrultusunda yol alamayan birey ve toplumlar mı yapıyor bunu? Bir olumlu bir şey yaptığımız zaman acaba bunu yok etmeye iştahlı, bozmaya hevesli, yıkmaya kararlı, çok fazla sayıda insan ve çevre mi mevcuttur bu gibi toplumlarda? Yoksa sürekli negatif fiiliyatların peşinde zihinsel olarak ve fiili olarak koşan insan sayısı çok fazla mıdır ki olumsuz olan fiil, davranış ve düşünceler gizlenmekte, saklanmakta, olumlu olan, pozitif, toplumu ileriye taşıyan, bireyi ileriye taşıyan, ülkesini, yönetimine ciddi katkıları olan olumlu kavramlar, fiiliyatlar, düşünceler sürekli gizleniyor, birilerinin zarar ve fenalığından korunmak için o kadar çok mu toplumun bireydeki sayısı zarar veren, kötülük yapan, egosunu aşamamış, kötü de gizleniyor, olumlu da gizleniyor. Peki bu sosyal hayatın şeffaflığı, duruluğu, arılığı, ak ve olumlu süreçleri nasıl cereyan ediyor acaba? Sözde mi yoksa hep hayalde mi? Nasıl oluyor bu? Olumsuz yaklaşımlarımızı gizliyoruz, kötü niyetliyiz. Olumlu bir takım icraatlarımızı, vizyonlarımızı da sürekli gizleme gereği duyuyoruz. Demek ki karşı taraflar sürekli birbirini negatifiteyle ya önünü kesmeye çalışıyor, ya hayır ettirmemeye çalışıyor, ya olumlu kavramların yok olması için çırpınıyor, olumsuzluğu da
gizli gizli yapıyor. Olumlu olan şeylerin de hayır etmemesi için alttan alttan gizli gizli biçme, yok etme, hayır ettirmeme operasyonları uyguluyor. Bu nasıl bir gerçeklik? Bunun şiddetle yüzleşilmesi gereken çok ciddi sorunları bünyesinde taşıyan bir pratik, acı gerçeklik içerisinde bulunan realite oldu ortada. Yani insanlar olumluları ister beğenirsiniz ister beğenmezsiniz, objektif zeminli olarak baktığınızda sağduyu çerçevesinde olumlu bir şey yaptıkları zaman takdir edebilmelisiniz. Onore edebilmelisiniz doğrulara. Doğrulara sahip çıkabilmelisiniz. Olumsuz olan bir şeye de benim dünya görüşümle paralel bir kişi söylemiştir. Dolayısıyla olumsuz olsa bile ben onun arkasındayım. Bunun anlamı kendi kendine ihanetten başka anlamı yoktur. Kimi toplumlara bakıyorsunuz, egosal ve nefis onore edilmesi, egonun sıfatlarının bütün haşmetiyle tatmin edilmesi üzerine kurulmuş yanlış yaşam tarzları, medeniyetten nasipsiz, olgunlaşmadan nasipsiz kimi ülkelerde. Bu bir iki tane de değil. Ne yapılıyor? Kıskanma, haset ve çekememezlikler aşırı boyutta. Kıskanarak bu ülkeler birbirlerine rekabet olsun diye gelişiyor. Kıskanarak birbirlerini yok ediyorlar. İki tane çelişkili durum. Şimdi tatlı rekabetler güzel. Fakat olumlu gördüğünüz şeyi takdir edememe. Benim kendi şeyim olmadığı için ben takdir etmem. Olumsuzu da ben söylediysem, ben yaptıysam bu olumsuzu tamamdır. Başkasının olumsuzu gözüme batar, kendi olumsuzluğum bana gül gibi geliyor. Bu nasıl objektivite, bu nasıl sağduyu? Yani burada önemli olan her şeyi gene başa dönecek olursak, neden her şeyi gizliyoruz, saklıyoruz? Demek ki sağduyu ve objektif kavram kimi ülkelerde tam manasıyla objektif değildir. Tam manasıyla bağımsız olarak sağduyu değildir. Dolayısıyla bana göre sağduyu budur, bana göre objektivite budur. Böyle bir anlayış olabilir mi? Bu objektivite olmadığını duyguyla objektivitenin subjektivite ile hisler ve sağduyu birbirine karışmış, karman çormaş olmuş, tamamen hislerle sağduyu keşmekeş yaşıyor. Bunun içinden çıkabilecek kararlar acaba karşı taraftaki olumlu ve olumsuzluğa değerlendirme yapılırken gerçek ve mana ve mahiyete uygun olarak bağımsız ve herhangi bir şeye bağlı olmaksızın hakkaniyetli bir şekilde takdir edebilme salahiyeti böyle kişilerde, birey ve toplumlarda olabilecek mi acaba? Hangi dünya görüşüne sahipse insanlar sahip olsun. Bilinmesi gereken bir şey var. Doğru olana doğru demek gerek, yanlış olana da yanlış diyebilmek gerek. Benim işime gelir veya gelmeze göre doğru ve yanlış tayin edilmez hiçbir zaman. Kimi toplumlar bunu bile aşmaktan acizlik gösteriyor çoğu zaman. Bunu aşamayan toplumlar ağlamadan kurtuluyor mu? Şikayetten kurtuluyor mu? Ciddi anlamda ülkelerini geliştirebiliyor mu?
Yoksa bir taraftan yapallar, o bir taraftan da karşıt görüşler olumluları alttan alttan biçer. Ve kendi kısır döngüleri içerisinde hiçbir zaman elle tutulur gerçek başarılara da erişememiş mi oluyorlar? Demek ki burada her zaman olduğu gibi egomuz sorun çıkarıyor. Ego şekillendirilmeye ihtiyaçlıdır. Medeni ve olgun insan olmadan, ego çukurundan kurtulmadan, hoşgörü, tolerans ve bir takım değersel sistemler, erdemler toplum içerisinde hakim kılınmadığı sürece her zaman çatışmalar, kaoslar devam edecektir. Değer, kendi değeri tamamen takdir görmeyecektir. Değersizlik, negativiteler, olumsuzluklar da güçlü bir hamlelerle bunların bertarafına gidilemeyecektir. Bu çelişkili, kendi kendimize dürüst olmayan bir takım yaklaşımları beraberinde getirecektir. Bunun faturası önce birey, sonra toplum, sonra ülkeleri gelişimini engelleyerek, çelişkilerinden kurtulamayarak, negativiteden ve olumsuzluktan tamamen arınamayan, tamamen kendini aşamayan, yüksek hedeflere doğru yönelemeyen yapılar şeklinde karşımıza her zaman dikilecektir. Dolayısıyla en son şunu söylemek istiyoruz. Dünya görüşünüz ne olursa olsun, doğruya doğru deme erdemini gösterebilmeniz gerekmektedir. Yanlışa da yanlış olduğunu söylemeniz en erdemli davranış olacaktır. Avrupa'ya, Birleşmiş Milletler'e, Güvenlik Konseyi'ne, dünyadaki farklı oluşmuş birlikler, paktlar, bunlara bakıldığı zaman yanlış yapıyorsa yanlış diyebilmeliyiz. Doğru yapıyorsa takdir edebilmeliyiz. Eğer bunları yapamıyorsak ve çıkar, kişisel çıkarlar ülkenin bütünlüğünün çıkarından her zaman yukarıda oluyorsa veya geçmişten hastalıklar şeklinde toplumlara, bireylere böyle enjeksiyonlarla hastalanmış bir yapı şekillendirilmişse, bilinmesi gerekiyor ki bu insanlar belki bireysel olarak ciddi maddi olanakları bünyelerinde havuzlayabilirler ama onun gerçek mutluluğunu, gerçek huzurunu, hazzını, lezzetini laikiyle sindirerek yaşayamayacaktır. Çünkü aynı toplumun içerisinde bireyler, olumlular ve olumsuzlar sürekli çatışıyor bir pozisyonda, huzursuzluk hiçbir zaman bitmeyecektir. Her zaman işbirliği, dayanışma, uzlaşma kültürleri ön plana çıkmalıdır. Ve artık karar vermeliyiz. Olumlu şeyler ülkenin lehinedir, bizim dünya görüşümüze uygun olmayabilir zaman zaman. Aklımızla tartıyoruz, doğru olanı takdir edebilmeliyiz. Yanlış olana yanlış diyebilmeliyiz. Benim çıkarıma gelir veya gelmeze göre, duygulara, hislere göre bir şey doğru veya yanlış diye bir şey olamaz. Bu insanın kendine ihanetinden başka bir anlamı yoktur. Bu kavramların yeşermesi ümidiyle, çünkü dünya halklarında bu kavramlar yeşerdikçe daha çok barışık ilişkiler tesis edilecek, uzlaşma kültürü, fikir zenginliği, hep birlikte ağlayacağız, hep birlikte güleceğiz. Aksi takdirde birileri ağlarken, kan gözyaşı dökerken o bir taraftan siz kahkahalarla güler, keyif çatarsanız gün gelir size de başkaları aynı yaklaşımı
yansıtacaktır. Böyle bir süreç insani olamaz. İnsani, mukaddes değerler, erdemli davranışlar, bir takım değersel sistemler olmaksızın et kemiğe göre insan olmuyoruz zaten. Evet, ilerleyen süreçlerde inşallah objektif, sağduyu zeminlerini laikiyle ele geçirmeyi, yanlışa yanlış, doğruya doğru söyleyebilme ve savunabilme erdemini gösterebileceği günleri dünya halklarından, dünya devletlerinden özlüyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar bütün insanlara. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.